HS Sokoç firması tarafından lisanslı bir şekilde oyuna getirilen parçaları bu videoda sizlere göstereceğim. Böyle bir video çekmek istemiyordum ancak biraz uzun bir video olacağı için hem sürüş videosu hem de gösterme videosu uzun olabilirdi sizler için. Böyle bir kısa bir video olsun. Yanılmıyorsam 4-5 saat sonra da asıl oynanış videosu gelecektir kanala diye düşünüyorum. Gelmese de ertesi gün, yani yarın yeni videoyu izleyebilirsiniz. Her neyse, hemen araçlarımızı araç gezginden çekici gezgin diyerek bakabiliriz. Buradan en baştaki aracımız DAF. DAF'a tıklayalım ve DAF'a ne modifiye paketleri gelmiş hemen onlara bakalım. Bu modifiye paketi lisanslı ancak sadece aracın önüne demir, üstüne demir, ön koruma demiri, yan kapama demiri gibi şeyler ekliyor bizlere. Chrome Bro, Boro lisanslı bir şey. Chrome Bro yalnız. Chrome Boro şeklinde geliyor. Hemen bunları sizlere göstereyim. Mesela DAF'ta ne var? DAF'ta hangi özellik var? Buradan hemen bakarsak. DAF'ın önüne herhangi bir şey yok tampon olarak. Hemen üste çıkalım. Şuradan Frontline Folder diye bir parça geldi. Şurada zaten ismi yazıyor parçanın. Aşağıya doğru indiğimizde de DAF'ta başka bir şey göremiyorum. Üste çıktığımızda üstte iki tane bu şekilde demir gelmiş. Şöyle ikisini de takabiliyorsunuz. Daha sonrasında şuradan yanında da herhangi bir şey yok. Şuna da bakalım. Burada da bir şey yok. Araçların arasında sadece Renault Premium'a bir şey gelmedi. Onun haricinde diğer tüm araçlara parçalar geldi. Az çok olsa da geldi. Lisanslı orijinal parçalardır bunlar. Steam'den 4 lira karşılığında satın alabilirsiniz. Video altında linkini bırakacağım. Oradan ulaşıp bakabilirsiniz siz de. DAF XV'ye bakalım. Yeni DAF XV'ye bakalım. DAF XV'nin ön tarafına geldiğimiz zaman burada şurada bump bar diye bir şey var. Bu DAF XV'ye yakışıyor ufaktan. Güzel. Güzel de duruyor. Öne 3 tane şöyle 1, şöyle 2. Onun haricinde bull caterpack 3 diyelim baktıktan sonra şöyle şunlara bakalım. Herhangi bir ışık geldi mi onu merak ediyorum. Yok, herhangi bir aydınlatma gelmemiş. Keşke gelseydi ışık, hella falan olabilirdi ama onlarla tabi anlaşma olmadığı için gelmemiş olabilir. Üste de aynı şekilde takabildiğiniz bu şekilde bazı parçalar var. Boydan boya yandaki şöyle ışıklandırmaya sahip LED ışıklandırmalar var yanında. Buraya da aynı şekilde bakarsak burada da yeni bir ışıklandırma seçeneği yok. Hemen yan kapamaya bakalım aşağıya. Buradan yan çubuk geldi ve ilave ledli geldi. Bunu da buradan takabiliyorsunuz. Şimdi geçelim Iveco Stralis aracına. Iveco Stralis'in de hemen ön tampondan başlayalım. Ön tamponda bir şey yok. Orta koruma demirine baktığımız zaman burada 4 tane seçenek bizi karşılıyor. 1, 2, bu ledli. 3, daha sonrasında aşağı inelim. 4 ve 5.'si bu şekilde 5 seçenekle bizi burada karşılıyor. Onun haricinde üste çıktığımız zaman üste bir tane bu şekilde koruma demiri mevcut. Bunu da buradan takabiliyorsunuz. Yana bakalım. Yanda ne gibi değişiklikler var. Şuraya tıklayalım. Yana herhangi bir parça gelmemiş. Hemen Iveco Stralis Heavey aracına iniş yapalım. Iveco Stralis Heavey aracına baktığımız zaman önde herhangi bir parça mevcut değil. Burada 3 tane, 4-5 tane parça var. Hemen hemen şeyle aynı zaten. Iveco normal Stralis'le aynı parçalar var. Üste baktığımızda üste de yine aynı bir şekilde demir var. Onun haricinde yana geçelim. Yanda HS'nin Chrome Boro ışığı var. Yani çubuk paneli daha doğrusu diyelim buna. Adı öyle olsun. Iveco Heavey'in de bu şekilde. MAN TGX'e baktığımız zaman MAN TGX'de hemen şuradan MAN'ın parçalarını görebiliyorsunuz. MAN'a gerçekten çok özen gösterilmiş. Bunu fark ettik. MAN'ın parçaları gayet sağlam. Buradan istediğiniz gibi ışıkları takabiliyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Bazılarında ışıklar takılı geliyor. Bazılarına siz kendiniz takıyorsunuz ama o orijinalde bulunan ışıklar modifiye paketinin içinde ayrı bir şekilde gelmiyor. Onu da söylemiş olayım. Böyle bir tane tamponu var. Ondan sonra öne baktığımız zaman önde böyle 1, 2, 3 tane var. Dediğim olay şu, kendi otomatik ışıklık gelme olayı. Üste bakalım. Üste 1 bu şekilde. 2, 3 ve 4 boydan boya bir modifiye paketi bizi karşılıyor. Yan tarafa indiğimiz zaman yan tarafta herhangi bir değişiklik göremiyorum. Yeni MAN'a geçelim. Yeni MAN'ın modifiye stili çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel olmuş yeni MAN. Şuradan tıkladığım zaman aşağı indiğimiz zaman 2 tane aşağıya demir geliyor. Birisi bu düz demir. İkincisi bu. Bu daha şekil duruyor. Bunu modifiye edersiniz.
Göreceksiniz. Zaten ilerleyen bölümlerde bu araçta video gelecek. Şimdi öne de bu şekilde demirler var. Tabi bunlar bizim sevmediğimiz olaylar. Şu öne demir takmadır, odur budur. Ama yine var yani. Üste çıktığımız zaman yine diğer manda olan her şey burada da var. Hydra var burada. Hydra en güzelleri zaten. Bu var. Böyle bir demiri var. Bu var. Bir de böyle bir demir bizi karşılıyor. Yana baktığımız zaman yanda da yan çubuk bu şekilde var. Onu da kendiniz ışıklandırma yapabiliyorsunuz. Yeni eski Mercedes'e bakalım. Eski Mercedes'in önüne herhangi bir şey gelmedi. Şuraya baktığımız zaman burada ön koruma demirleri var. Ekstra ledli falan. Daha sonrasında üst kısmına bakalım. Üst kısımda da herhangi bir şey yok. Yan kapamaya bakmamın nedeni bazı araçlarda yan kapama da geldi. Onun için yan kapamaya bakıyorum. Araçta sadece ön var. Tavan, ön tampon falan yok. Yeni Mercedes'e geçelim. Yeni Mercedes'e bakalım. Yeni Mercedes'te ne gibi bir değişiklik söz konusu? Bump bar bu şekilde bir tampon karşılıyor bizi. Bunda zaten videosu gelecek. Sıfırdan hayatta. Şöyle baktığımız zaman bu şekilde bir demir var. Daha sonrasında böyle var. Bu birazcık daha böyle korku filmi tarzında duruyor aracın önü. Şöyle bir de üstüne bu şekilde demir var. Kendi ledli geliyor. Yan tarafına baktığımız zaman arkadaşlar, yan tarafında herhangi bir kaplama yok. Yan çubuk var bu şekilde. Buraya da kendi kafanıza göre ışık takabiliyorsunuz. Ekstra başka bir özelliği de yok. Renault Magnum'a geldiğimiz zaman hemen şöyle aşağıya bakalım. Burada öne takılacak bir şey yok. Yine şuradan baktığımızda paslanmaz çelik olayı geldi araca. Bunu da buradan takabiliyorsunuz. Onun haricinde Bull Catcher MDI diye bir şey var, ön koruma demiri. Onu da bakalım. Burada yine bir şey yok. Yan tarafına baktığımız zaman göremiyorsunuz. Ve paslanmaz çelik HS var. Bunu takıyorsunuz. Altına eklenti takamıyorsunuz. Bu aracın da böyle. Premium'da herhangi bir değişiklik yok. Premium'a eklenti bile gelmedi. Hani premium'u sevmiyorlar herhalde. Buradan baktığımız zaman premium'a herhangi bir şey yok. Gerçekten bomboş bir araç. Zaten listede de yok adı. Bu şekilde olduğu gibi orijinal gelen bir araç. Renault T-Range benim en çok sevdiğim araçlardan birisi. Kullanıyorum zaten arka planda. Hemen şöyle bakalım. Buna bumper ve bumper 2 geldi. Şu an bunu kullanıyorum aracımda. Şöyle bunun ön panjurunu bir kontrol edelim. Buna ekstra bir şey var mı? Çünkü ben de kontrol etmedim. Bull Catcher bu şekilde Renault'un şu logosunu gizlemeyecek şekilde modifiye paketi var. Güzel ama benim tarzımı yansıtmıyor pek. Çünkü ben sevmediğim için öyle şeyler. Üstüne bakalım. Şöyle tabii sevenler vardır, onlar sözüm yok. Şöyle üst tarafına bakalım. Şurada iki tane demirimiz var. En güzeli şu duruyor burada. Bu zaten orijinal demir gibi. Daha sonrasında yan çubuk olayı var. Bu araçta bu şekilde. Onun haricinde Scania arkasına geçiş yapalım. Herkesin sevdiği araçlardan bir tanesi. Scania'nın önünde bumper kısa çubuk. Bir de bunun uzun çubuğu var. Bu da kendi ledli bir şekilde geliyor. Öne baktığımız zaman önde Frontlay Holder, Bull Catcher ve Bull Catcher Mega adında bir paket modifiye paketi var. Bu zaten diğerleri Scania'nın kendi modifiye paketi içerisinde bulunan parçalar. Onun haricinde Roof Lamp Holder HS burada da yine yerini koruyor. Bu şekilde uzun bir çubuk var. Bu yakışmış, güzel duruyor. Yan kapamaya baktığımız zaman yan kapamaya herhangi bir şey gelmemiş. Onun haricinde Scania Arabi geçelim. Yeni kasa Scania'ya geçtik buradan. Hemen altındaki çubuğa bakalım. Bumper bu şekilde bir çubuk geliyor. Ama şunu da söylemek istiyorum. Eğer bunu uzun tampon olarak seçerseniz, alçak boyalı seçerseniz ki parça buradan kayboluyor, bu kesinlikle aklınızda bulunsun, bende niye yok falan demeyin. Böyle bir sorun var. Front lamp holder ve böyle bir eklenti daha var. Şurada şu parça ve bu parçayı da takabiliyorsunuz. Yukarıya doğru çıktığımızda herhangi bir değişiklik var mı yok mu onu kontrol etmek istiyorum. Tamam, şöyle çıktığımız zaman böyle bir parça geliyor. Şöyle bir tane var, böyle var. Daha sonrasında böyle. Scania bayağı var çünkü Scania'nın, evet, şöyle bir led vizör var burada. Bunu da kapattığın zaman üstü full ledli bir şekilde görürsün ama buna gerek yok gibi ya sanki. Yan tarafına geçelim. Yan tarafta yan çubuk var. Başka da bir eklentisi yok arkasının.
Skynet Strumline'a bakalım. Skynet Strumline'da ne var mı? Skynet Strumline'da yine alt çubuklar aynı. Şöyle iki tane çubuk var, birisi ledli. Onun haricinde üste baktığımız zaman bu da aynı. Herhangi bir şey yok. Diğer araçla aynı parçalar. Çünkü ikisinin parçası da birbirine uyduğu için herhangi bir problem arz etmiyor. Buradan buna bakalım. Bir de Hydra'ya baktığımız zaman o da uygun. Yan tarafta yine hiçbir şey yok. Buradan hemen S kasaya geçiş yapalım. S kasanın da yine aynı şekilde uzun tamponunu takarsanız altına bumperi takamıyorsunuz. Böyle bumperini bunu takalım. Daha sonrasında şöyle modifiye paketi yapabilirsiniz. Modifiye edebilirsiniz aracınızı. Yukarı çıktığımız zaman şurada şunlar eklentiler mevcut. Yine boydan boya olanlar var. Şöyle boydan boya giden var. Yarım var, kısa var falan vesaire. Bu şekilde takabiliyorsunuz. Yan çubuğa baktığım zaman yine aynı şekilde bunda da yan kapama mevcut. Evet, Volvo FH16 2019 aracına geldiğimiz zaman FH 2009 aracında bumper 2010, 2012 miydi? Neyse, bu altta böyle bir demir var. Bu demir de güzel. Bayağı hani aracı falan yakınlaştırıyor yere. Zaten eski Volvo bayağı yakın yere. Şöyle ön tarafına demir falan takabiliyorsunuz. Bunda baya baya hani eklenti seçeneği yapmışlar. Bayağı var yani öne takabileceğiniz bayağı eklenti seçeneği geliyor. Helal olsun Volvo'ya. Ne diyeyim? Yerini korumuş diyelim araç. Ruf şöyle bir küçük küçük bir ışık var orada. Anlamadım onu. Niye o kadar küçük? Halen çözemedim onu. Orijinaline sadık kalınarak yapılmış. Bu araç da bu şekilde. Volvo FH12 aracına geldiğimiz. Bu ne abi? Aracın yarısı nerede? Yani şu an tek düşüncem bu araç nerede abi? Neyse, o bize alakadar etmiyor. Şimdi şöyle bunu buraya takabiliyorsunuz. Bu böyle bir tampon. Abi sinirim bozdu ya. Dur, sinirim bozdu. Buraya paslanmaz çelik geldi arkadaşlar. Bunu takarsanız böyle oluyor. Ya da özel standart paslanmaz çelik olayı geldi. Aracın alt takımında böyle tampon takabiliyorsunuz. Bunu da yapabiliyorsunuz. Ön tarafına baktığın zaman şu şekilde aksesuar modifiye paketi takabiliyorsunuz. Bunu taktığın zaman alttaki kapanıyor bu arada, gitti. Yani birbirini ezip geçiyorlar. Bu şekilde üste de şey takabiliyorsun. Bakabilirsin, böyle yapılabilir. Onun haricinde yan tarafa geçtiğimizde yan çubuğumuz da mevcut. Yani HS Soç'un modifiye paketi bu şekildeydi. 4 liralık bir para ücreti var Steam'de. Siz de ulaşıp onu edinip bu şekilde kullanabilirsiniz. Hani fazla bir şey vaat etmiyor ama sonuçta lisanslı parçalar oyuna ekleniyor. Aracınızı daha da güzelleştirebilirsiniz bu parçalarla diyelim. Ve videomuzu burada noktalayalım. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Like, tıklayıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.